Bir ışık düşün. 576 megapiksel bir göz. Fakat güneş olmadan hiçbir işlevi olmayan. 15 milyon derece tükenmeyen bir ateş. 15 bin balık türünü barındıran deniz. Saatte 115 kilometre hızla koşan bir çita. Üç buçuk milyar bilgi barındıran insan DNA'sı. Havada hiçbir şeye bağlı olmadan asılı kalan 50 milyon kilo bulut. 400 bin bitki türünü barındıran ve her birinin ihtiyacı olan mineral miktarını bilen toprak. Günlük hayatımızdaki olayların her saniyesini kaydeden, 2,5 milyon gigabayt hafızaya sahip olan beyin. İçinde evrendeki bütün yıldızlardan daha çok atom bulunduran bir ufacık kum tanesi. Sayısını tahmin etmekte bile zorlandığımız trilyonlarca yıldız ve her biri birer tesbih tanesi gibi peş peşe hareket eden milyarlarca galaksi. Hu Allah, o Allah, yaratan Allah. Kusursuz bir düzen. Sence bir tesadüf olabilir mi? وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Tesadüf yoktur. Tevafuk vardır. Tevafuk nedir? Birbirine uygunluktur, muvafık oluştur. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmaktır. Her iki kelime zıtlıkları ile birbirlerini tarif eder. Günlük hayatta tesadüf kelimesini çok kullanmamıza rağmen gerçekte tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Yaratılışta ve devam eden hadiselerdeki pek çok noktadaki benzerlikler tesadüf değil, tevafuktur kardeşlerim. Tevafuk bir tevhid mührü olduğu gibi kainatın ve insanların başıboş olmadığını gösteren işaretlerdir. Cenab-ı Hak şu muazzam kainatı yaratırken hem yaratıcının tek olduğunu göstermek hem de kainattan daha iyi istifade edilmesini sağlamak için birçok tevafuklarla yaratmıştır. Mesela atom ile güneş sisteminin birbirine tevafuku ve benzerliği vardır. Modelleri birbirine benzer. Atomun ortasında çekirdek, etrafında da elektronlar döner. Güneş sistemi de aynı şekildedir. Ortada güneş, etrafında da gezegenler döner. Bu tesadüf değil, tevafuktur kardeşlerim. Misaller çoğaltılabilir. Alemlerin Rabbi İbda ve ihtira sanatını, yani icadını göstermek için her iki sistemde de detayda pek çok harika farklılıklar yaratmıştır. Fakat ilminde sonsuz modeller olmasına rağmen ikisinde de aynı modeli kullanmıştır. Bunun birinci sebebi elbette tevhid mührüdür. Bu tevafuk zerreyi ve güneş sistemini yaratanın Allah olduğunun ve şirkin müdahalesinin imkansız olduğunun ilanıdır. Yani size şöyle açıklayayım. Bir örnek verdik öyle değil mi? Atom ve güneş. Biri ufacık bir zerre, zerreden de küçük hatta, mikroskopla görünüyor. Diğeri ise
herkesin canlı şahit olduğu devasa güneş sistemi, öyle değil mi? Atomun sistemi ve güneş sistemi. Rabbimiz bu tevafukta hem zerrenin içinde hem de dev gibi devasa güneş sisteminde bu tevafuku bizlere sunmuştur. Yani bu şekilde de yaratanın Allah olduğunun ve şirkin müdahalesinin imkansız olduğunun ilanıdır. İkinci bir husus ise bu tevafuk biz insanlara bir kolaylıktır. Nasıl? Güneş sistemini bilen bir bilim adamı atomu incelerken ister inançlı olsun ister olmasın peşinen zihnindeki model ile atomu ve elektronları inceleyecektir. Model ve tevafuktan istifade ile yapılan bu tarz çalışmalar bilim dünyasına çok şeyler kazandırmıştır. El ve ayak parmaklarının ve diğer uzuvlarının birbirine tevafuku da kainattaki tevafuklardan birisidir. Aslında Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i 10 parmaklı yaratarak matematiği de yaratmıştır. 10 sahifelik de bir talimat vermiştir. Parmak sayısı sayesinde tüm medeniyetler birbirinden haberli habersiz onlu sayı sistemini kullanmıştır. Yine insan vücudunun veya çiçeklerin ve meyvelerin ve diğer mahlukatın simetrik olması da güzellik ve estetikteki Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinin ve isimlerinin tecellisinin bir göstergesidir. Yine heykeltıraşların ve ressamların sanatlarının icrasında asırlardır kullandığı altın oranlar, inşallah bunu gene ayrı bir sohbette inceleyelim, altın oranı, Cenab-ı Hakk'ın Adl ve Hakem isminin birer tecellileridir. El Adl Esma-ül Hüsna'sının anlamı tüm yaptıkları hak ve adalet üzere olandır. Mutlak adil olup her şeyi yerli yerinde yapan O'dur. Gerçekten tam adalet sahibi olan O'dur. El-Hakem ismi şerifi ise mutlak hakim, hikmet sahibi O'dur. Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Hüküm veren, tek hükmün sahibi O'dur. El-Hakem, Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerden, galaksilerden de haberdardır. Atom altı parçacıklarının düzeninden de haberdardır. Nitekim zaten onları yaratan O'dur. Bu tevafuklar eski çağların ilim adamları ve filozofları tarafından da biliniyordu. Bunu fark eden geometrinin kurucularından biri Allah daima geometri kullanır demiştir. Gerçekten kainata bu gözle bakılırsa yüzümüzde, gözümüzde, ağaçta, meyvede, atomda, güneşte ve yörüngelerinde velhasıl kainatın tamamında gizli bir pergel ve cetvelin ve diğer geometri aletlerinin sürekli çalıştığını fark ederiz. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette de Cenab-ı Hak biz her şeyi ölçüyle yarattık demektedir. Zerreleri ve güneşleri başıboş ve ölçüsüz bırakmayan alemlerin Rabbi elbette insanların tüm fiillerini de kontrol etmekte ve amelleri zerrelerde gösterdiği aynı hassas ölçülerle hesap gününde değerlendirecektir. Yani dünyadaki matematik ahiretteki matematiğin bir göstergesidir. Nasıl ki şu anda kainatta böyle anlatılmayacak derecede muazzam bir geometri matematik hesabı var, aynı şekilde ahirette de amellerimiz en hassas, en böyle en derin amellerimizin en gizli, en içten, kalbimizden geçenlerin hepsi bir terazide Allah'ın izniyle tartılacaktır kardeşlerim. Rabbimin hesabı şaşmaz. Said Nursi Hazretleri bu hususta tevafukun Allah'ın varlığına açıkça bir işaret olduğunu, insan, hayvan ve diğer şeylerin yaratılmasında ve yaşatılmasında tabiat kuvvetlerinin müdahalesine ve tesadüfe yer verilmediğini vurgulayarak şöyle diyor.
eşya arasındaki tevafuk sanatkarın bir ve tek olduğuna dalalet ettiği gibi, aralarında bulunan muntazam zıtlık da sanatkarın yaptıklarında hür olduğuna ve hikmetli iş yaptığına şahadet eder. Mesela hayvanların, bilhassa insanların esas azalarındaki tevafuk, bilhassa çift azalarındaki benzeyiş, yaratıcının vahdetine delil olduğu gibi, keyfiyetler ve şekillerdeki zıtlık da yaratıcının ihtiyar ve hikmetine dalalet eder. Tevafuk konusu toplumumuzda sadece belli kesimlerde bilinen bir konu. Bu yüzden başımıza gelen bazı olaylar karşısında çok defa şaşırır, hayrete düşer veya bazılarının yaptığı gibi kendimizi bir şey sanmaya başlarız. Oysa başımıza gelen olay sadece kaderin kesiştiği noktada bir tevafuktur, tesadüf değil. Bunu tevafuk olarak adlandıracağız ki Rabbimizden geldiğine inanabilelim. Anladınız mı kardeşlerim? Mesela birisini aklımızdan geçirir veya anırız ya, hani andığımız veya aklımızdan geçirdiğimiz kişi ya bizi arar ya çıka gelir ya da başına bir şey gelir, Allah muhafaza. Bunu hemen büyütüp kendimizi veli veya nebi saymaya gerek olmadığı gibi o kimsenin başına gelen şeyin de bizimle alakası yoktur. Bu yüzden kendimizi suçlu görmemiz de gerekmez. Ortadaki mesele, o kişiyle bizim irtibatımızdan dolayı kaderin bir görüntüsü veya bir ilahi ikramdır. İyi şeyler için şükretmek, kötü şeyler için de o kişiye dua edip Allah'tan hem onun hem de kendimiz için af dilemek ve inayetine, himayesine sığınmak yapılacak en doğru iş ve en kısa yoldur. Yani kardeşler, hani birini andığımız anda o çıka gelir veya sizi arar ya, tesadüf deyip geçeriz bazen, şaşırırız, tamam o an şaşırırız. Bu bize bir fayda vermez. O an şaşırırız, karşı taraf şaşırır belki, durumu anlatırsın. Bu size bir fayda vermez. Fakat bunun tevafuk olduğunu ve Rabbimizin bir ikramı olduğunu, ilahımızın bir ikramı olduğunu görüp tevafuk dersek, o an Allah'ın izniyle kendinize belki de Allah bize lütfedecek, ikram edecek, sevap yazacak. Onun Allah'tan geldiğine inanıyorsun çünkü. Bir manada tefekkür ediyorsun. Ama tesadüf deyip geçersen ne olacak? Şaşıracaksın o an. Tamam oldu bitti. Geçen başkasına da anlatırsın. Tam anıyordum, pat o geldi. Geçti gitti. Tesadüf dedin. Geçti gitti yani. O anın ikramını değerlendiremedin. Şükrünü eda edemedin. Tevafuk olarak görürsen Rabbimizden geldiğini ve bir ikram olduğunu anladın. Rabbimizi tefekkür ettin, karşıdakine de bunu bildirdin mesela. Allah'ım inşallah sana sevap da yazabilir sevgili kardeşim. Tevafukları keramet saymak da, istidraç saymak da mümkündür. Bu durum kişinin içinde bulunduğu hal ile yakından alakalıdır. İtikadı ve ameli bozuk bir kişinin keramet göstermesini beklemek saf dillik olduğu gibi, İnancı ve ameli düzgün bir kişiden zuhur eden tevafukları da hiçe saymak doğru değildir. Selam ve dua ile. Allah razı olsun kardeşlerim. Değerli vaktinizi bana ayırdınız. Sizlere bir şeyler katabildiysem güzel bir şeyler Rabbimdendir, benden bir şey yok. Yanlış bir şey söylediysem Rabbim affetsin. Hatalar bizdendir, güzellikler Rabbimizdendir. Allah'a emanet olun. Allah rızası için Fatiha ve salavat. Hakikatler ve hakiki bilgiler için bizleri YouTube'da Hira ve Mavera ismiyle aratarak bulabilirsiniz. Selametle.